Değerli takipçilerimiz merhabalar. Herkese sevgiler, saygılar. Egemen 24 Turizm Seyahat Ajantası ve İSE Vize Danışmanlıktan İlker ben. Hoş geldiniz kanalımıza. Değerli dostlar, daha önceki videolarımızda da paylaştık. Almanya sınırlarında, özellikle kara sınırlarında pasaport kontrolü yapma kararı aldı ve bunu uygulamaya geçti. Hatta ilk gün 180 kişiyi yakaladı. Yani resmi olmayan kaçak yollarla sınırlardan geçmeye çalışan. Tabii bunun kaçı Türk, onunla ilgili net bir bilgi yok elimde. Şunu söyleyeceğim, hemen şu haber çıktı. Almanya kapıları kapattı, Almanya artık vize vermiyor, Almanya şunu yapmıyor, bunu yapmıyor. Öyle bir şey yok. Vize başvurularımız devam ediyor, randevu gün atamalarımız devam ediyor. Hatta bütün Schengen bölgesine artık vize verilmiyor gibi haberler dolaşıyor. Bilmiyorum yani bu neye dayanarak bu bilgiyi veriyorlar veya bizim insanlarımızda şöyle söyleyeyim, okuma alışkanlığı yok ya, başlığı okuyor işte Almanya Schengen'den çıkıyor mu gibi bir başlık görünce hayda bunu hemen kendisi çevresine Almanya Schengen'den çıkmış vize vermiyor bilmem ne gibi yorumlamaya devam ediyor. Öyle bir sıkıntı yok, Almanya Başkonsolosluk veya Büyükelçilik de bununla ilgili resmi açıklama yaptı. Türkiye'deki vize işlemlerimiz ağır aksak da olsa öyle demediler. Devam ediyor dediler. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Efendim iki tane vizemiz geldi. Bunlar gelmişken yani sürekli geliyor. Böyle aklıma gelince bugün ben de biraz müsaitim dedim. Hem de bir video çekeyim. Kanalımı çok boşluyorum bu aralar. Ayt, hemen açalım. UPS Kargo'dan. Bu arada bunlar Avusturya başvurumuzdu. Hemen şöyle sizin yanınızda canlı canlı. Efendim vizeleriniz sonuçlanınca böyle adresinize geliyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Mesela diyelim ki daha önce gitmişsiniz, gelmişsiniz. Parmak izi daha önce vermişsiniz diyelim. 5 yıl geçerli. 5 yıl geçerli. Biz mesela öyle olan müşterilerimizin başvurularını acent olarak biz kendimiz yapıyoruz. Bu Avusturya'da bir şey var. Eğer bir kırmızı çarpı varsa var ya ayvayı yedik Allah'tan yok hemen ona bakıyorum. Efendim danışanımıza çok teşekkür ediyorum. Hemen şöyle açalım. Avusturya vize başvurumuz. Avusturya ile ilgili de herhangi bir sıkıntı yok. Avusturya randevularımız, Avusturya başvurularımız da sorunsuz devam ediyor. Şöyle açalım vizemiz. Hayırlı olsun. Ve tamamını göstermiyorum çünkü bir kere YouTube kişisel verileri gösterdiğim gerekçesiyle o videoyu engelledi. Efendim hayırlı olsun. Kimmiş? Leyla Hanım. Efendim ajantamızı tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden keyifli bir seyahat geçirmenizi diliyorum. Hemen diğer paketimizi de açalım. Avusturya vize başvurularında zarfın üstüne çarpıyı koyuyorlar. Ben oradan anlıyorum. Ayvayı yedik diyorum yani. Bir şekilde açın. Başka Avusturya ile ilgili söylemek istediğim sezonluk işçi başvuruları oluyor. Onunla ilgili beni arayanlar oluyor. Yani biz firma bulmuyoruz acente olarak onu söyleyeyim. Hani kendiniz orada bir yakınlarınız aracılığıyla bir iş yeri bulursanız orada sezonluk işçi olarak gidebiliyorsunuz Avusturya'ya. Vize işlemlerinizi biz yapabiliriz acente olarak. Yoldaş Bey isme bak. Yoldaş Bey. Yoldaş Bey. Vize nerede Yoldaş Bey? Allah Allah. Red de yok. Ben göremedim herhalde. Ah işte burada. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ajantamızı tercih ettiğiniz için. Hayırlı olsun. Keyifli seyahatler diliyorum. İki tane başvurumuz geldi. Başka gelenler de vardı. Onları dayanamayıp hemen açtım zaten. Bunları hem video çekmek hem de sizlerle de paylaşmak istedim. Ajantamız Turizm, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı A sınıf bir ajanta. Ayrıca TÜRSAP üyesiyiz. TÜRSAP nedir? Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği. Bu birliğe üye bir ajantayız. Sadece vize danışmanlığı değil, uçak bileti, otel, tatil, tur bu alanda da hizmet veriyoruz. Yurt içi, yurt dışı turlarımız da mevcut. Jolly, Tatil Budur, Coral Travel gibi Türkiye'nin büyük tatil platformlarında yetkili ajantasıyız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar.